NTV Haber Merkezi'nden Mutlu Günler 12 Bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Yunanistan'ın tacizi devam ediyor. Bu kez Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi Türk F-16'larına radar kilidi attı. Savaş uçakları NATO angajmanında düşmanca hareket olarak nitelendirilen bu harekete rağmen görevlerini tamamladı ve güvenli şekilde üstlerine döndü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. 37 kişi yaralandı. Şimdi yazılı basınla devam edeceğiz bültenimize. Sabah gazetesinin manşetini aktararak başlayalım. Havalimanı metroya kavuşuyor manşetini aktaracağız. Dün test sürüşü gerçekleştiren Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, Küçükçekmece bağlantısını 2023'te bitireceğiz dedi. Açılışta buluşalım diye çağrı yaptı Bakan Kara İsmailoğlu ve test sürüşünü gerçekleştirdi. Sabahın manşeti böyleydi. Sabahtan bir haber daha paylaşacağız şimdi. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dün katıldığı bir festival vardı. Tokat'taki gastronomi festivali. Fast food kültürü soframızdaki yiyeceğe nimet anlayışıyla yaklaşmamızı sarsıyor dedi. Yemek yaptı, yemek dağıttı. Onlara dair fotoğrafta Sabah gazetesinde yer almış durumda. Milliyet gazetesine gelin bakalım şimdi. Milliyet'ten öncelikli olarak manşeti paylaşacağız. Kahramanın adı var ve bir de fotoğraf karesi var. O fotoğrafta 4 isim var. Elbette bunlardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephe hattında çekilen bir fotoğraftan bahsediyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu fotoğrafta 4. kişi ise Harekat Şube Subayı Yüzbaşı Cemil Yümmü Efendi'ymiş. Gazeteye açıklanmış, aktardık. Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla hem kutlamalar var. NTV'de de özel bir yayın ve bir de bir değil hatta birkaç belgeselde yayınlanacak. Bunu da aktarmış olalım. Milliyet gazetesinde manşeti paylaştık. Bir farklı haber daha aktaracağız yine gazeteden. Günlerde sosyal medyada yayınlanan bir görüntü var. İranlı bir kişi, İran uyruklu ST yakalandı. ST'nin sınır dışı işlemleri başlatıldı. O görüntüler sosyal medya özellikle çok paylaşıldı ve çok büyük tepki çekti. Yine Milliyet'ten bir haber. Hileli kilometrede satıcı bir yıl sorumlu. Özellikle araç satın alımlarında tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamındaki haklardan yararlanabiliyor diyor gazete. Aracında yakıttan kaynaklı hasar geldiğini öğrenenler tüketici hakem heyetine müracaat ederek satın alınan akaryakıtın ayıplı olduğunu bildirebiliyor denilmiş. Milliyet'ten paylaştık. Hürriyet gazetesine gideceğiz. Cinayet Saati manşetini okuyalım. Zehra'nın katili mi düşürdü diye sorulmuş. Katile ait olduğu değerlendirilen kol saatinin sahibi aranıyor. Hürriyet gazetesinden paylaştık. Ve bir farklı haber yine aynı gazeteden. Sen geçmişine bak Mösyö başlığıyla servis edilmiş bu haber. Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın en kısa zamanda sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz dedi. Macron Cezayir'de yaptığı bir gezi sırasında Afrika'da kendisine yönelik tepkiler olduğunu, bunu da Türkiye gibi ülkeler sebebiyle yapıldığını aktarmıştı. Buna dışişlerinden bir açıklama geldi. Hürriyet'ten aktardık. Yeni Şafak gazetesine bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesinde güncel tehdit manşetini okuyacağız. 15 Temmuz ihanetinden sonra ağır darbe alan FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Şehri, il, eyalet ve bölgelere ayıran terör örgütü milyonlarca lira himmet ve kurban parası topladı. Öğrencileri organize etti ve FETÖ'cü ailelere de para dağıttı denilmiş. Bu bilgiler Yeni Şafak'taydı. Gelin Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Farklı başlıklar paylaşalım. Rüşvete yok, Gülşen'e var manşet. Bugün böyle gazetede belgeler ortaya saçılıyor ama yargı işine geleni görüyor. CHP'li milletvekilleri Tuncay Özkan ve Alpay Antmen savcıları göreve davet etti. Şimdi gözler yargıda. Ve dünya basını konuşuyor denilmiş bir başlıkta. Herkese eşit adalet çağrısı var. Müzik meslek birliklerinin yaptığı açıklamada Gülşen'in tutuklanması ile ilgili olarak dünya basını konuşuyor demiş. The Guardian gazetesi de yine Gülşen'in tutuklanması ile ilgili olarak bir haber paylaştı. O fotoğrafta Cumhuriyet'te yer aldı. Cumhuriyet'ten bir başka başlık. Ülkeyi imamlar yönetiyor diyor gazete. Din temelli eğitim alanlar Türkiye'nin kilit noktalarındaki görevlerde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte protokolde en üst sıralarda yer alanlar yine bu okullardan mezun diyor gazete. Cumhuriyet gazetesinden iki başlık aktardık. Akşam gazetesine geçeceğiz şimdi. Akşam gazetesinde özellikle okullar başlamak üzereyken velileri biraz zora sokan bir haber var. Keyfi forma değişikliğinden bahsediyor gazete. İsyan ettiriyor diye de başlık atılmış. 480 liralık armalı formalar öğrenciye şart koşuluyor. Elbette tek bir formayla da yetinilmiyor. Akşamdan paylaştık. Posta gazetesine geçelim şimdi. Posta gazetesinde manşet ne alırsan 10 leva. Bulgar turiste vize muafiyeti ve pasaportsuz seyahat hakkı tanımasının ardından Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgarların sayısı tarihi zirve yaptı. Sadece hafta sonu 20 bin Bulgar Edirne'ye akın etti. Bulgar turist kadın her şey çok kaliteli ve ucuz diyor. Ben 1000 leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım demiş. Arapların ise günde 110 dolar harcadığını söylüyor Posta gazetesi. Posta'dan bir başka haber, kısa bir haber daha paylaşalım. Yargıtay'ın resmi karar tatili. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçinin tam gün yevmiye almasını hükmetti. Yüksek Mahkeme işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bir saat çalışsa da tam yevmiye almalı diyor Posta'dan aktardık. Ve hemen şimdi Türkiye gazetesine geçeceğiz. Avrupalıya sıcak davet. Manşet böyle Türkiye'de. Antalya kışlık turistleri bekliyor diye eklenilmiş. Yüksek gaz faturası ve odun kömürle uğraşmak istemeyen Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirmeye hazırlanıyor. Almanya'nın emekliler kış Akdeniz'de geçirsin teklifi gerçeğe dönebilir demiş gazete. Yine Arap turistin servet harcadığına dair de bir başlık var hemen manşetin altındaki alt başlıkta. Son bir haber Türkiye gazetesinden, kamyonlar ölümüne yarıştı başlığında okuyacağız. O anlara dair bir fotoğraf karesi de paylaşılmış. Trafiği tehlikeye atan kamyonlar diğer sürücülere de büyük korku yaşattı. Son olarak gelin Yeni Birlik gazetesine bakalım. NATO üstünde film gibi casusluk haberini okuyacağız. Küresel araştırmacı gazeteciler grubu Bellingcat, kendisini Perulu mücevher tasarımcısı olarak tanıtan bir Rus kadın askeri casusun Napoli'ye yerleşmeden önce Roma, Mala ve Paris arasında gidip geldiği belirlendi. Yeni Birlik gazetesiyle birlikte gazeteleri burada noktaladık. Bültenimizle noktalayacağız ancak haftanın sanat olaylarından derlenen bir turla saat başına yeniden karşınızdayız. NTV Haber Merkezi'nden mutlu günler. 13 bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Bu saat diliminde gelin önce günün öne çıkanlarını paylaşalım. Ege ve Doğu Akdeniz'e görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Yunanistan'ın tacizi devam ediyor. Bu kez Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi Türk F-16'larına radar kilidi attı. Savaş uçakları NATO angajmanında düşmanca hareket olarak nitelendirilen bu harekete rağmen görevlerini tamamladı ve güvenli bir şekilde üstlerine döndü. Haberimizi aktardık. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerinin bültenin ilerleyen dakikalarında SETA araştırmacısı Doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Şimdi gündemdeki diğer başlıkları da paylaşalım sizlerle. Gaziantep ve Mardin'de geçen hafta meydana gelen kazaları hatırlayacaksınız hala hafızalarda. Bu kez Bursa ve Hatay'dan kaza haberleri geldi. İnegöl'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı ve kazada 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Hatay'da da otobüs bariyerlere çarptı. 3 ağır, 40 yolcu yaralı. İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde 4 katlı metruk bina çöktü. Olayın sabah saatlerinde meydana gelmesi facianın önüne geçti. Sokakta kimse yoktu ancak park halindeki bir araç kullanılamaz hale geldi. Sınırlarımız dışından çarpıcı görüntülerle devam edeceğiz. Pakistan'da günlerdir etkili olan muson yağmurları sel felaketine neden oldu. Ölü sayısı 1000'in üzerinde. 30 milyondan fazla kişinin etkilendiği afet için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı. Kısa bir aranın ardından 13 bültenine devam edeceğiz. Aranın ardından bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süt üreticileri dertte. Çünkü son satış fiyatının belirlendiği Mayıs ayından sonra üretim maliyeti en az %22 arttı. Bazı üreticiler zararına çalıştıklarını belirtip ineklerini kesime gönderiyor.
Çiftçiler Ulusal Süt Konseyi'nin Eylül ayı için yeni bir fiyat belirlemesini istiyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.